Merhaba, kanalıma hoş geldin. Yeni bir hafta başladı. Geçen haftadan beri video çekmiyorum. İlk defa bugün çekiyorum. Tekrar hoş geldiniz hepiniz. Bugünkü videom saç keserken yaptığınız, makinayla yaptığınız hatalardan ve makinaları tutuş şeklinizle alakalı olacak. Onunla ilgili bir video çekiyorum. Ama ilk önce videoma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve takip ederseniz, beğenirseniz veya beğenmezseniz çok memnun olurum. Ayrıca beni Instagram'dan halim.altankingav ve salonhalimkingavofficial olarak takip edebilirsiniz. Daha fazla isterseniz lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi biz berberler veya kuaförler veya saç kesim ustaları, hair artistler, saç artistleri makinaları tutma şekillerinde her zaman bir hatayla başlıyorlar veya yanlış kesiyorlar makineyi tutarken. Onu anlatacağım. Ama ilk önce videoya başlamadan önce veya makineyi kullanmaya başlamadan önce ilk yaptığınız şeyden bahsedeyim. İlk önce makinenizi yağlayın. Tabii makinenizi yağlayın derken, eğer ki kaliteli makineler kullanıyorsanız, Vahıl Senior ya da Andis gibi bu makineleri kullanıyorsanız, bunları kullanma amacınıza göre, yani günde kaç tane saç kesiyorsanız, eğer ki çok yoğun makinaları çalıştırıyorsanız, bunu günde 2 kere veya 3 kere yapmanız, yağlamanız lazım. İlk önce tıraşa başlamadan önce sabah geldiniz, müşterinizi alacaksınız. İlk önce yapacağınız iş makinalarınızı yağlamanız. Onun için makinenin dişini kapalı tutuyoruz. Daha bakın, makineyi ilk elinize aldığınızdan bahsediyorum. Makinenin çentiğini indirin. Böyle. Ondan sonra bu makinaların şu kısmına, bakın şuraya bir damla, ikinci damla diğer köşesine, yani buraya damlatın. Ondan sonra ağız kısmına, diş kısmına birinci damla, ikinci damla ve üçüncü damla, ortasına, bir bu köşeye, bir ortaya, bir de bu köşeye. Ondan sonra makinenizi çalıştırın. Çentiği oynamayı unutmayın. Kapatın, açın. Makineyi de ters tutun. Makineyi ters tuttuğunuz zaman da çentiği indirin. Tekrar kaldırın. Ki uçlara doğru gelsin. İlk önce işleminiz böyle yapıyorsunuz. Bir 20-30 saniye kadar çalıştırın. Güzel şöyle bir akıtalım. Yesin iyice. Ve makinenizi kapatın. Şimdi bir makinede gösterdim. Şimdi diğerini de gösteriyorum. Tekrar dediğim gibi, çentiyi indirin aşağıya. Birinci köşeye bir, iki ark bu taraf, buraya da dökün. Ve şimdi makineyi şöyle tutayım, göstereyim ben size. Bu kısmına bir tane, ortaya bir tane ve sağ köşeye bir tane. Üç tane olmak suretiyle buraya, buraya ve buraya. Döktükten sonra çalıştırın makinenizi. Çalışıyor. Çentiyi kapatın. Çentiyi açın ve kapatın. Makineyi aşağı doğru tutun ki uçlarına şu kristal olan kısma gelsin, güzelce yesin. Tekrar çentiyi açın, kapatın. Şöyle göstereyim hatta ben size. Ve işlemimiz tamamdır. Ondan sonra böyle hafifçe dişlerindeki yağları almıyorsunuz. Şöyle bir peçete yardımı ile köşelerden alın. Şuraya damlamış olabilir. Burayı silin. Kesinlikle ve kesinlikle makinenin uç kısmına peçeteyle silmiyorsunuz. Ondan sonra diğer seniorumuza gelelim. Yine aynı şekil böyle köşelerden alın. Şu altını da temizleyin. Tekrar buraya ve makineniz kesimi hazır.
Makinanız kesimi hazırladınız. Artık tıraş vakti geldi. Geldi de çattı. Şimdi arkadaşlar, makinayı genelde çoğu insan böyle tutar. Şöyle saç keser. Böyle kesmeye çalışırsınız. Ve bunu yaparken, böyle keserken bu elinize boşta oluyor ya, tarak oluyor ya bu elinizde. Sürekli çentikle böyle oynar oynar durursunuz. Hani bunu değiştirmek için, sıfır almak için, işte iki tık çekmek için sürekli bir eliniz sürekli burada olur. Hani böyle yapayım, keseyim. Bu bir hatadır. Bunu yapmayın. Makineyi nasıl tutacaksınız? Arkadaşlar, makine böyle tutulmaz. Şöyle tutulmaz. Mesela kimi böyle tutar makineyi? Kimi böyle tutar? Kimi böyle kavrar da kesmeye çalışır? Bunların hiçbiri değil. Makineyi şöyle göstereyim size. Şurayı aldınız. Bakın zaten elleriniz buraya giriyor. Şu arka taraf var ya. İki parmağınız buraya. Ve bir eliniz de burada olacak. Ki böyle yaptığınız zaman hem bileğiniz daha rahat oynar. Saça rahat kat çıkarsınız. Ayrıyetten şunu da göstereyim. Bu. Şöyle tuttuğunuz zaman bu. Farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Yani makineyi böyle tutacaksınız. Saçını böyle keserseniz. Çentiyi de buradan değiştireceksiniz. Bu el yok. Bu eli saklayın. Bu el yok. Bu eli kullanmak yok. Yani makineyi al. Saç kes. Tekrar yarımı al. İşte ne bileyim. Bir numarayı tak ucuna. Tekrar devam et. Yok. Şu. Makineyi aldınız. Saçı kesiyorsunuz. Kesiyorsunuz, devam ediyorsunuz. Diyelim ki sıfırlayacaksınız veya yarımda kat çıkacaksınız. Şu olay şöyle. Bu kadar basit. Tabii bana biraz ters geliyor. Şimdi hem anlatırken hem şey yaparken ters geldiğinden bazen takılıyor elim, parmağım. Ama olayınız bu olacak. Makineyi tutuş şekliniz bu ve çentikle oynama şekliniz de bu. Bu konuda anlaştık mı? Umarım anlaştığımızı düşünüyorum. Hadi aynı olayı Andis'te de yapalım. Aldınız sıfırla, işte izi çıkardınız. Fade attınız. Ne yapacaksınız? Bir üst katına iz çıkacaksınız. İşte sıfırla aldınız bundan sonra böyle. Makineye bakın. Bu normal makine. Bu Andis bak. İkisinin arasındaki fark şu. Bunun arkasında parmaklarınız rahat bir şekilde girebiliyor. Ama buna girmiyor. Bu düz. Hani buraya tam olarak oturmuyor. Ama gene kesimde değişiklik yok. Makineyi tutma şeklinizde. Şu olayla değil. Böyle değil. Böyle. Böyle tutacaksınız. Şöyle alıp buradan da çentikle rahat bir şekilde oynayacaksınız. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye ümit ediyorum. Çok basit. Keserken de zaten bakın. Makineyi buradan tuttuğunuz zaman şu şekilde. Bakın bileğiniz ne kadar rahat oynuyor. Ama makineyi buradan veya böyle tutmaya çalıştığınız zaman, kesmeye çalışın. Bakın kol oynuyor. Kol atıyor. Şu. Buradan da çentiğinizi değiştiriyorsunuz rahat bir şekilde. Şöyle. Anlaştık. Gelelim bir diğer konumuza. İkinci makas tarak olayına. Evet. Şimdi makas tarak olayını şöyle göstereyim. Şimdi diyelim ki bir numara veya iki numarayla, üç numarayla aldınız yanları. Yanları aldınız götürdünüz. Tarak üstü yapacaksınız. Tarak üstünde iz kaybetme ve kesme olayı vardır. Makasla keser gibi. Ama bunu makinayla yaparsınız. Bunu da yaparken bazılarınız kesme işlemlerini iz kaybetme gibi yapıyor. Ve olayı da böyle yapıyor. Bu değil arkadaşlar. Yani şöyle bir şey değil yani.
Kesme olayı bu değildir. Kesme olayı nedir biliyor musunuz? Makineyi kavradınız. Tekrar aynı pozisyonda bakın. Buradan değil. Böyle tutmuyorsunuz makineyi. Böyle. Eliniz tamsa. Saçı keseceksiniz. Tutup. Bakın. Saçı aldınız. Makineyi vurdunuz. Aldınız. İz olayına böyle kaybedeceksiniz. Yukarı doğru. Bakın, ikisi diagonal bir şekilde yukarı doğru çıkacak. Yani olay bu. Şu değil yani. Ya da bu değil. Ya da bu değil. İkisi bir. Saçı keserken tık kestiniz, taradınız, alta geldiniz. İz var. Böyle. Ya da şu şekilde. Ya bu makinayı böyle 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 vurmayacaksınız saça. Saçı tekrar gösteriyorum. Hadi bu sefer amin size göstereyim. Saçı aldınız. Kesiyorsunuz. Mesela burası saçın uzun uzun tarafı ya. 3 numarayla aldınız. Makineyi tuttunuz. Aldınız. Yana tekrar. Yana tekrar. İze geldiniz. Şu olay değil. Yani böyle 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 uğraşmayın. Aldınız. İzi kaybedeceksiniz. Diagonal bir şekilde. Şöyle yaparak. Bu esnada buna da ovalliğinizi de mesela saçı keserken ovalliğinizi de verin bununla. Böyle kalas gibi dümdüz yukarı çıkmayın yani. Şöyle böyle böyle değil. Estetik bir şekilde makineyi böyle tutuyorsunuz. Estetik bir şekilde yukarı doğru alarak izleri rahat bir şekilde kaybediyorsunuz. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şu kesim değil yani. Ya da böyle değil. Çaprazlama değil. Diagonal ikisi A1. Saçı aldınız. Vuruyorsunuz, kesiyorsunuz. Vur, kes, vur, kes. Düz. Hepsi aynı şekilde gelecek. Vur. İzi kaybet. İzi kaybet. İzi kaybet. İzi kaybet. Bu değil. Bunda da anlaştığımızı varsayıyorum. Diğer bir konu ise arkadaşlar kullanmanız gereken şu andis. Bu biliyorsunuzdur. Bunların adına baryum diyorlar. Bayrum diyorlar. Bunun da temizlenme olayı çok basit. Bakın şurada bir noktası var. Andisler için. Hatta bende vahıl final de var. Bir saniye onu da getireyim. Zaten bu iki makinenin de şu noktalarında pardon, bu noktalarında iki tane nokta var. Bunu nasıl temizliyorsunuz? Şuraya basın. Bu andis için geçerli. Bastınız. Hafif. Yukarı doğru çekin. Tık kendi kendine çıkıyor zaten. Şimdi ben bunu size göstereceğim diye temizlemedim. Şimdi göstereceğim. Şimdi bunların temizlenme olayını şu. Eğer ki küçük fırçanızdan var ise şundan. Böyle tabii ben şimdi bunu yaparken üzerime dökülebilir. Şu altı şöyle temizleyin. Tabii şöyle temizleyin. Bunların şu başlıkları da çıkıyor. Onu da göstereceğim. Başlıkları pardon bununki bunu doğru bununki çıkmıyor. Bağınınki çıkıyor. Bunlarınki çıkmıyor. Ya da ben çıkartamadım. Ben hiç denemedim çünkü bunu. İlk defa demiyorum. Vahıl'da denedim. Vahıl'ınkini çıkartıyorum ama bunu hiç denemedim. Şimdi başımıza iş gelmesin. Hiç boşu boşuna
Bacımıza iş almaya gerek yok. Temizlenme olayını böyle yapın. Şu başlıkları da böyle temizleyin. Ve bu olay tamam. Ondan sonraki şey de bunun içidir. Bunun içini ister bir fön yardımıyla veya böyle yaparak içindeki kılları atabilirsiniz. Bu da tamam. Ondan sonra bunu tekrar buraya takmasını, şu iki noktayı ilk önce bu tarafa oturtarak oturduğunuz zaman direkt oturuyor arkadaşlar. Şimdi bir de vağıl finali göstereyim ben size. Bu da vağıl final. Buradan da bunu açıyorsunuz. Bastığınız gibi açılıyor zaten. Tekrar aynı sistem. Yine bu ufak fırçanızla hem ağzını hem dişlerini şöyle yapın. Evet, şimdi finalinki tek parça olduğu için bu ikisi de çıkabiliyor ağzı. Bunu böyle yapıp çevirdiğiniz zaman bakın başlık çıktı. Ondan sonra şöyle sabit tutup böyle temizleyerek bunu temizlemiş olursunuz. Ondan sonra bunu takma işlemine geldiğiniz zaman da bunun şurada bir noktası var, görüyorsunuzdur. Onu şu noktaya oturtup şöyle çevirdiğiniz zaman bu da oturuyor. Şimdi temizledik orayı. Bir de şu altını temizleyeyim ben size. Buraları da böyle temizleyerek ve bu işlem de tamamdır. Ondan sonra bu başlıkta dediğim gibi tekrar aynı şekilde şu içlerini temizleyebilirsiniz, ister fön yardımıyla ister şöyle yaparak temizleyebilirsiniz. Ondan sonra bunu takma olayına geldiğiniz zaman da oturtun ve oldu. Tekrar sökeyim takayım. Şöyle çıkarttınız, aldınız, zaten direkt oturuyor. Sağ köşeden oturttuğunuz zaman, buradan böyle yaptığınız zaman oturuyor makine. Cincik gibi çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Evet, gelelim şimdi bunu nasıl kullanacağınıza. Şimdi diyelim ki sakal tıraşı yaptınız veya makinayla sıfırla aldınız. İşte ikinci alışınızı nasıl yapacaksınız mesela? Artık daha da bir sıfırlamak için böyle bir turda bundan geçeceksiniz. Onun için şimdi bunu normalle yaparken dimdirek böyle giriyorlar. Dimdirek böyle giriyorlar. Arkadaşlar normalde saçta veya sakalla fark etmez, mesela saçların yanlarını sıfırladınız, alacaksınız. İlk önce sıfırladıktan sonra düz bir şekilde girmeyeceksiniz. Makineyi açıp ilk önce aşağı doğru, İlk önce alacağınız yeri ilk önce böyle yapacaksınız. Ondan sonra böyle alacaksınız. Bunu da unutmazsanız çok sevinirim. Bazıları direkt cağır diye giriyor bu makinayla. Bunların kullanım amacı ve yolu öyle değil yani. Böyle direkt dümdüz çıkmayacaksınız. İlk önce şu kısmı zaten böyle aşağı doğru alarak bu inceltme yapıyor. Hem makinenizin uçları zarar görmez, hem daha uzun kullanım sağlar. Böyle girdiğiniz zaman makinenin uçları belli bir zamandan sonra aşınmaya başlıyor ve bozuyor kendini. Eğer ki çok paranız varsa gidip alabilirsiniz arkadaşlar, yani o da sıkıntı değil. Şu an bunların, şu başlıkların tanesi şu an 550 lira civarında falan. Sadece şundan bahsediyorum. Şu plastik olan var ya şu. Daha doğrusu plastik değil de. Sadece şu. 550 lira şu anki maliyeti. Haberiniz olsun yani. İsterseniz normalde kullanabilirsiniz. Bozulduğu zaman parasını ödeyecek olan sizsiniz. Ama yazık günah. Ben size anlatıyorum ki öğrenin diye. Bunu
İlk önce böyle alacaksınız, inceltme olarak yapacaksınız. Ondan sonra yukarı doğru. İlk önce aşağı, mesela saçı da alacaksınız, saçın yanlarını böyle komple alacaksınız. Ondan sonra böyle gireceksiniz. Direkt saça sıfırladıktan sonra direkt dümdüz girmeyin. Ki zaten makinede belli bir yerden sonra boğuluyor böyle, rüüüt yapıyor böyle, değişik değişik sesler çıkartıyor. Öyle yaptığınız zaman. Çünkü neden? Makinenin ağzı, makinenin motoru yetmiyor. O yüzden ilk önce aşağı doğru, sonra yukarı doğru. Evet arkadaşlar, sizi de fazla sıkmak istemiyorum. Zaten 20 dakika videomuz oldu. Umarım anlattığım şeylerden bazı şeyleri kapmışsınızdır, öğrenmişsinizdir. Makineyi nasıl tutacağınızla alakalı. Eskisi gibi şu şöyle değil de böyle bir makine tutuş şekli yok. Böyle değil de makineyi böyle tutacaksınız. Çentikle de tek parmakla oynayacaksınız. Tek parmak. Bu kadar basit. Şöyle. Tamam mı? Umarım anlaştığımızı düşünüyorum. Bu arada dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca beğenmeyi veya dislike veya dislike atmayı unutmayın. Bir de cümle kurabilsem çok güzel olacak değil mi? Ve beni Instagram'dan halim.altankingav iş hesabım olan Salon Halim Kingav Official olarak, Twitter'a da daha yeni girdim. Twitter'dan da beni Halim Altan Kingav olarak takip edebilirsin. Ha bu arada unutmadan TikTok'um da var benim. Vallahi bak, Halim Altan Kingav yazın, orada çıkar. Yeni açtım onu da. Oraya da bir takip ederseniz beni çok memnun olurum. Oraya da yavaş yavaş böyle ufak tefek böyle videolar atıyorum. Tabi böyle uzun videolar değil. Saç keserken ki falan filan öyle değişik videolar atıyorum. İzlerseniz çok memnun olurum. Ben size yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Bu benim için çok büyük bir onur ve zevk. Sizler de öğrenebiliyorsanız, öğretebiliyorsam, bu kadar uzak olmamıza rağmen, internet üzerinden olmamıza rağmen öğretebiliyorsam ne mutlu bana. Kalbinize, yüreğinize sağlık. Beni izlemeye devam edin. Takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Öpüldünüz. Allah'a emanet. Bay bay. Herkese hayırlı işler gençler. Ha yarın da cuma. Şimdiden hayırlı cumalar. Yarın belki video çekemeyebilirim. Her şey olabilir. Bay bay.